Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'de çok sevdiğim bir kardeşim, Emre kardeşim. Onun kümesini ziyaret ettik. Oyun kuşçusu. İyi izleyin. Hava oyununu da, oda oyunlusunu da, yerde takla atanında Allah nasip ederse, kuşlar da keyfindeyse hep beraber geleceğiz. Emre kardeşim öncelikle kendini bize bir tanıtır mısın? Benim adım Emre. Soyadım Geyik. Çanakkale'liyim. Bu işi küçüklüğümden, 7 yaşlarımdan beri yapıyorum. Kuzenimden, abimden ve sonra bana kalan bir hobi. Ben bunu başladığımdan beri en zevk alarak yaptığım bir şey. Huzur buluyorum, güvercin uçuruyorum, farklı şeyler yapmıyorum. Sadece kuş uçurarak kendimi, hobimi, zevkimi yaşıyorum burada. Hani zararlı alışkanlıklar yerine burada kendimi vakit öldürüyorum. Böyle. Kesinlikle ben ona katılıyorum. Güvercin insana ben diyorum bedava doktordur yani. Psikoloji doktorudur. Evet. En azından kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Boş kaldığımız zaman sürekli kümeslerdeyiz. Emre kardeşim ben seni biliyorum. Çok ufak yaştan beri oyun kuşçusun. Yani oyun kuşu yapanların yanından öğrendiklerini harmanlayarak şu anda Çanakkale'de ben şuna inanıyorum. Hani birçok kişi ben şöyle böyle oyun yapıyorum, böyle oyun yapıyorum diyen abilerden çok daha iyi oyun kuşu yaptığını ben biliyorum. Tabii kuşlar şimdi tüy mevsimi. İstenilen oyunu vermeyebilir ama ben seni ziyaret ettim. Çünkü kuşlarını görmek istiyorum. Kuşlarını da tanıtmak istiyorum. Seni de tanıtmak istiyorum. Çünkü birçok abi de mesela Emre'yi bilmiyor. Ama ben biliyorum Emre'nin nasıl kuş yaptığını. Özellikle tüy zamanı olmadığı zaman kendimiz şahit oluyorduk uçurduğun, oynattığın kuşlara. Onun için sevgili kardeşim biz de seni ziyaret ettik. Teşekkür ederiz abi. Emre kardeşimizi de bir ziyaret edelim. Bize şimdi ne çeşit oyun kuşları gösterebilirsin? Ne çeşit? Yerde atan var. Normal iki takla atıp inen var. Yani yerde takla atan dediğin ben internet ortamında çok gördüm de canlı görmedim. Mesela yerde hayvan olduğu yerde ters takla atarak evet, gidiyor. Evet, doğru mu? Evet. Evet. O sende var mı? Var ama yaparsa tabii. İnşallah keyfi yerindedir çünkü videolarını çok izledik ama nasip olmadı görmek. İnşallah yapar. Hatta bir kuş geçmişti elime. Bir arkadaşa verdim onu. Dedi bana ki abi ben kuş uçurmadığım için oyun kuşu gelmişti. Bulamadık sahibini. Abi dedi yerde takla atıyor. Sonra atmıştı bana resmini. Dedim lan ne kadar şanslı adamsın. Ben kendim dahi görememedim onu ama elimizde verdik onu. İnşallah seni de göreceğiz. Yerde atan, takla atan kuşu. Bir de takla atıp. O da oyunlu. Yani aynen. Sana yani onun ismi hani o da oyunlu. O da oyun dedin. Elde bırakıp takla atanı. Evet abi. Hava oyunlu çıkarma bizden. Seferli kuşum var. Onu da bugün sizler için uçuracağım. Normalde inemediği için uçuramıyorum. Ama bugün sizin için uçuracağım, kaldıracağım. Ayaklarını yerden keseceğim ve güzel şeyler yapacağını umuyorum. Yavrum uçuracak anaş mı? Eke. Ha diyorsun eke. 1 yaşında eke. Eke uçuracağım size. Risk almayalım istersen. Çok atmaca var. Üzülürüm. Yani abi, biz video yapacağız diye kuşuna zarar gelsin istemem. Yavrusu var mı altına? Sağlık olsun yok. Ha, yok. Tek erkek. Ha tek erkek mi? O zaman harcayabiliriz o kuşçu camiası için. Evet arkadaşlar harcayabiliriz değil mi? Bak oyun kuşu niye çekmiyorsun diye çok tepki yapan YouTube üzerinde arkadaşım vardı. Yani onların zevki olsun diye seni kuşu harcayabiliriz bugün atlacaya. Sağlık olsun. Tamam güzel kardeşim. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorum. Hava oyunlu kuş gösterecek bize. Oda oyunlu kuş gösterecek bize. Bir de yerde terse takla atan. Ben de ilk defa göreceğim sizinle birlikte. İnşallah kuşlar keyfindedir. Bir de tüydedir arkadaşlar. Bakınız yapmasa da çok görmeyin. Çünkü tüy zamanı biliyorsunuz kuşların keyfi yerinde değildir. Oyunlarında hata yapabilir. Emre kardeşim evet. Bir oyun hava oyunlu bir kuştan başlayalım. Başlayalım bir görelim mi abi? Görelim abi. Çıkar abi. Çıkarayım abi. Hadi yavrum bir oyun göster bize. Hadi yavrum hadi. 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 Evet 3 yaptı bir gösterdi. Hadi bir tur at gel bakalım yavrum.
Emre kardeşim, teşekkür ederim. Bizim için kuş uçurdun. Emeğine sağlık. Gerçekten teşekkür ediyorum. Tüy zamanı herkes anaç kuşunu da uçurmaz. Yavruyu da uçurmaz. Evet, çünkü zaten bol atmaca var. Ben sana teşekkür ediyorum. Şimdi bize oda oyunlu denen, yani yerde elinden atıp yere atan oyun kuşu bir gösterir misin kardeşim? Bir de onları görelim. Gösteririm abi, ama dediğimiz gibi yoğun tüyde olduğu için kuşlar yeterli performansı yapamayacaklar. Yaparlarsa hani formu varsa... Onun hiç yaparlar. Önemi yok. Önemli olan sen o kuşun kendine kalmış yapıp formunda yapmayacak. O şansımız. O şansımız bizim. Ben senin kuşlarını zaten biliyorum. Formunda o konuda en ufak sıkıntı yok. Sen bize bir uçur bakalım. Tamam abi. Abi. Evet arkadaşlar, Emre kardeşimize misafir olduk. Kuşlar yoğun tüyde olduğu için hava oyununu biraz çektik. Oda oyunluğu da biraz çektik ama o yerde döneni ben de çok merak etmeme rağmen yakalayamadık. Nasip değilmiş. Bana da şeref değilmiş bunu yakalamak. Evet, artık Mevla ne zaman kısmet ederse, ne zaman denk gelirsek illa videosunu yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Emre kardeşim, sana da teşekkür ediyorum. Bizi ben ağırladın. Teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol kardeşim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her şey güvercinim için.